Sevgili Gelişen Ekonomi izleyicileri, bugün Esra Kavak Samsun'dan seslenmeye devam ediyoruz. Sektöründe öncü bir isim, meşhur menemenci dayının yerine konuk olduk ve yanımızda firma sahibimiz Ayşe Hanım bulunmakta ve ben hemen kendilerine dönmek istiyorum. Merhabalar Ayşe Hanım. Merhabalar. Efendim, öncelikle sizleri biraz yakından tanıyabilir miyiz? Ayşe Şenarslan ben. Bu firmanın sahibiyim. Firmamız 2005 yılında açıldı. Bir senelik bir restorasyon çalışmasından sonra 2005 yılında aktif olarak çalışmaya başladık ve bugüne geldik. Sizler burada meşhur menemenci dayının yeri altında lezzetli bir sunumla hizmet veriyorsunuz. Ben biraz vermiş olduğunuz hizmet ve çalışmalara, menünüzü nelerin oluşturduğuna detaylı bir şekilde sizlerle değinmek istiyorum. Şimdi bu yörede biliyorsunuz menemen ile meşhur. Kesinlikle. Ama beni daha doğrusu diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden birinden bahsetmek istiyorum. Biz önden mezeler veriyoruz. İşte ezmesi, balığı, turşusu. Bunlar zaten hep ev yapımı ve tamamen organik ürünler kullanarak sunumlarımızı gerçekleştiriyoruz. Kuymağımız, menemen çeşitlerimiz ve her türlü köy kahvaltımız mevcut. Ben asıl konuyu yani menemene değinmek istiyorum. Tabii sizler ki. Sizler noktalarınızı bizlerle biraz paylaşır mısınız Ayşe? Şimdi ustam gerçekten çok güzel menemen yapıyor ve bu nokta bilmiyorum, biliyor musunuz? Çok yoğun bir şekilde biz çalışıyoruz. Menemenimizin özelliği de domatesimizin, tereyağımızın, köy tereyağı olması ve kullandığımız içerisindeki tüm malzemelerin organik oluyor olması ve her şeyin anında hazırlanıyor olması. Yani bizde bekletilmiş hiçbir ürün kullanılmıyor. Mezelere değindiniz az önce. Mezeler her sunumda masada yerini alıyor. Evet. Peki bir ücrete tekabül ediyor Hayır. mezeler? Sunum şeklimiz diğerlerinden farklı olarak bu. Önden mezeler geliyor menemen çıkana kadar ve hemen akabinde menemenle birlikte insanlar o arada atıştırmış oluyorlar. Menemen çıkınca da karınlarını güzelce doyurmuş oluyorlar. Menemen dedik. Menemen yanında ne gibi alternatiflerle masamıza geliyor Ayşe Hanım? Full time köy kahvaltısı veriyoruz. Bunun peynir çeşitleri, turşu kavurması, efendime söyleyeyim kuymağı, tamamıyla yanında verdiğimiz özel bu yöreye ait ekmek, bazlama dediğimiz el yapımı ekmeklerle birlikte köy kahvaltımızı sunuyoruz. Köy sunumu eşliğinde bir lezzeti var ediliyor aslında. Müthiş burada. Güzel bir lezzet. Kesinlikle. Ben bu hizmetin kaç kişilik bir ekiple devam ettirildiğini de öğrenmek istiyorum sizlerden. Şimdi benim normalde burada ahçım ve iki tane çalışanımla birlikte 3 kişi asil. Biz bir aile şirketiyiz. Kardeşlerim, yeğenlerim, eniştelerim. Hepimiz burada, eşim, çocuklarım, üniversiteye gidiyor bir tanesi ama o geldiğinde de burada aktif olarak bizimle çalışıyor. 2 oğlum, tamamıyla bir aile şirketi olarak hizmet veriyoruz. Peki Ayşe Hanım, meşhur menemenci dayı burada mekanında aynı anda kaç kişiye servis açabiliyor? Ben turlarla da çalışıyorum. Aynı anda 250 kişiye hizmet verebiliyorum. Aynı anda. Biraz da sektörel sıkıntılarınıza değinelim Ayşe Hanım. Mutlaka ki her sektörde karşılaşıldığı gibi sorun ve problemlerle elbette ki sizlerle karşılaşıyorsunuz. Bunların başlıcaları arasında neler geliyor, neler yer alıyor? En önemli sorun burada kalifiye eleman çalıştırmakta çok zorlanıyoruz. Zaten benim o 2 tane elemanım benim çok uzun yıllardır yanımda çalışanlar. Zaten aile şirketinden bahsetmiş olmam da bundan kaynaklanıyor. Çünkü biz ailede hep yemek yapmayı ve gerçekten insanları yedirerek mutlu etmeyi seven tipleriz. O yüzden de bütün ailemle birlikte burada hizmet vermek diğerlerinden bizi ayırıyor. Müşteri de bunu çok hoş karşılıyor. Sıcak bir ortam oluyor. Güzel bir şey yani. Ayşe Hanım, sizler buradan son olarak bizleri izleyen değerli izleyicilerimize buradan neler aktarmak, neler iletmek istersiniz? Tüm müşterilerimize meşhur menemenci dayı tercih etmiş olmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu güzel hizmeti onlar sayesinde veriyorum ve devam ettiriyorum. Ayşe Hanım, bizlere vermiş olduğunuz bu güzel bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Ve güzel günler sizlerle olsun. Çok mersi, sağ olun. Evet sevgili Gelişen Ekonomi izleyicileri, bugün sizlere Kavak'tan seslenmeye devam ettik. Ben şimdilik sözü merkez stüdyolarını bırakırım. Hoşçakalın.